İşte Türkçe ve edebiyatın buluşma noktası. Kafiye ve redif soruları arkadaşlar. Görev aynı mı değil mi? Biraz da Türkçe bilgin devreye girecek. Redif olabilmesi için ne dedik? Aynı görev olmasına dikkat et dedik. Geldiler evler. Sana böyle bir şiir verdi bakın. Başında nokta 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 nokta. Geldiler evler. Lerlere baktın. Geldiler derken fiile geldi. O nedir arkadaşlar? Üçüncü çoğul şahıs ekidir. Evler derken nereye geldi? İsme geldi. Bu eklerin görevini bilmiyorsan da neye gelmiş bir ona bak. Birisinde üçüncü çoğul yedek eki oldu. Üçüncü çoğul şahıs eki oldu. Birisinde ne oldu? Çoğul eki oldu arkadaşlar. Dolayısıyla lerlere redif diyemeyiz. Geldim benim dedi. Baktın sondaki imler dikkatini çekti. Geldimdeki im nedir arkadaşlar? Ben geldim. Birinci tekil şahıs ekidir. Benim derken nedir? Şahıs eki değildir. Zaten isme gelmiştir. Dolayısıyla bunları redif sayamayız. Kapı dedi, sarayı dedi, nokta 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 kapı, nokta 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 sarayı. Sonunda ı'ları sakın redif almıyorsun. Çünkü kapıdaki ı kapıya dahil, sarayı derken nedir arkadaşlar? Bir hal ekidir. Dolayısıyla görev farkı var. Görev farkı varsa bunlar kafiyedir. Redif değildir. Şimdi ikinci önemli uyarımı yapayım ve buradan çekip gideyim. Cinaslı uyak karıştırabilirsiniz. Aynı görev gelmiş gibi gelebilir. Ama cinaslı uyakta neydi arkadaşlar? Yazılış aynı, anlamlar farklıydı. Bunu sakın redifle karıştırma. Niçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya? Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya. Asmaya asmaya. Bunları sakın redif alma. Birisindeki kapıdaki asma, belki üzüm ağacı, onu bahsediyor. Yani adam bahsediyor ama götürseler asmaya derken adamın boynunu ip geçirip asıyorlar. Dolayısıyla bir asma farklı bir A anlamı verdi. İkincisi B anlamı verdi. Burada çatışma varsa biz buna cinaslı uyak diyoruz. Bu uyarımı da yapmak istedim. Sınav gününe kadar bomba videolar sizlerle olacak. Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın değerli arkadaşlarım. Başaracağız diyorum. Ben Mantıkçı Hoca. Hepinize kolay gelsin diyorum.